Bu deprem 72 saat öncesinden tahmin edilebilir ve o insanlar... Eğer 2021 yılındaki projemiz TÜBİTAK'ta onay görseydi şu anda bu insanların ölümü olmayacaktı. 12 Ocak'ta karar vermiş olsalardı ve acilen benim ilk kuracağım yer Hatay olur. Çünkü 24 Ocak'ta biz Hatay'da deprem olacağını yazdık. Depremin İstanbul'da 72 saat önceden... Depremler bilinir, tahmin edilebilir dediniz ya. Şimdi malum Marmara'da bir deprem bekleniyor. Bunu sizin daha önceki yayınlarınızdan yola çıkarak söylüyorum. Depremi önceden 72 saat gibi bir süre öncesinden bilinebileceği, tahmin edilebileceğini söylüyorsunuz. Marmara depreminde böyle bir tespit yapabilir misiniz, yapabilecek misiniz? Evet, şimdi Marmara depremiyle ilgili karıncalarla ilgili bir laboratuvar kurmuştuk. Karıncalarla ilgili kurduğumuz laboratuvarda gözlem ve deneyler yaptıktan sonra 2017 yılında evimizi sattık ve meteoroloji istasyonumuzu kurduk. Bu istasyonu kurduktan sonra İstanbul'la ilgili de bir sensör tasarımı yaptık. Bu tasarımı yaptıktan sonra hem iklim elemanlarını hem de İstanbul'un depremselliği konusunda her gece saat 00'da ve gündüz saat 12'de ölçüm yaparak deprem enerjisini ölçüyoruz. Nedir deprem enerjisi? Şimdi Richter'in vermiş olduğu 6 büyüklüğündeki bir depremde 56 milyon kilogram dengi enerji çıkıyorsa, çıktığını tespit ediyor zaten, 56 milyon kilogram dengi enerji çıktığını kabul ediyor. Dünyada bir günde meydana gelen deprem sayısı 9153'tür. 9153 depremden ortalama olarak çıkan miktar 8 milyar 505 milyon kilogram dengi enerjidir. Şimdi biz dünyada bu enerjiyi yok sayıyoruz. Deprem öncesi çıkan enerji miktarı 4 milyar 252 milyon ve deprem sonrasında çıkan enerji de yine 4 milyar 252 milyon oluyor. Bu nedenle sensörümüz sürekli bir deprem enerjisini görüyor. Ama bu deprem enerjisinin artışını biz takip ediyoruz. Artarsa barometre gibi 100 rakamını bekliyoruz. Gece ve gündüz. 3 gece ve 3 gündüz 100 rakamı çıkarsa barometre gibi. Barometre 1013 rakamının altındakine alçak basınç, üstündekine de yüksek basınç diyor. Biz de diyeceğiz ki rakam 100 olursa, yani 100'e kadar yaklaşırsa ve 100'ü geçerse demek ki deprem enerjisi geliyor, yerden yeryüzüne geliyor İstanbul'da. Burada deprem olabilir ama karıncaların da ölmesi gerekiyor. Demek ki karıncalar eğer depremi algılamazsa, rakamlar 100 olursa, 6 tane 100 olursa bu İstanbul'un merkez olarak değil ama etkilenme alanı olur. İstanbul merkez olmaz. Yani İstanbul'un çevresinde, Marmara Denizi'nin çevresinde bir deprem olabilir ama bu İstanbul merkez değil. İstanbul etkilenebilir tezimizden yola çıkarak bugüne kadar 660 gündür 1320 deney yaparak sensörümüzde İstanbul'da büyük deprem yok yazdık. Ama bilim insanları da diyor ki 5 dakika sonra da olabilir, bu bilinmez diyor. O bilimse, eğer yok demek bilimse, onların 5 dakika sonra var demesi bilimse, bizim de yok dememiz bilim sayılması lazım. Bunu biz 1320 deneyle 6660 günden beri takip ettiğimiz halde hiçbir yönetici, hiçbir bilim insanı buraya gelip bu sensörle ilgili, gazeteciler hariç, yani onları ayrı tutuyorum ve sadece Doktor Yalçın Koçak Bey'i de bu konuda ayrı tutuyorum. Çünkü o geldi, hakkını yemeyelim şimdi. Ve Güven Hoca da geldi, Aydın Üniversitesi'nde meteoroloji mühendisliğinde. Ve ayrıca Sakarya Üniversitesi'nden bir grup arkadaş da gelip bu sensörlere baktılar. Sensörlerle ilgili soruları sordular. Biz de cevap verdik. Şu ana kadar bunun aynı şekilde Tokat'a, Bingöl'e,
Malatya'ya, Kahramanmaraş'a, Antalya'ya ve İzmir'e kurulmasını talep ettim. Bu sensörü kurduktan sonra. Fakat Türkiye bir Kadir Sütçü olamadı. Kuramadılar yani. Bu insanların ölümünden de maalesef üzüntü duyuyorum şimdi. Çok üzücü bir deprem yaşadık. Bu eğer sizin dediğiniz sensörler zamanında ilgili yerlere kurulmuş olsaydı, bu deprem 72 saat öncesinden tahmin edilebilir ve o insanlar ölmeyebilir miydi? Aralık ayında bu sıcaklığın yükseldiğini gören ve Ocak ayında sıcaklığın yükseldiğini gördüğümüzde atalarımızın sözünü algılarız. Bu deprem sıcağı diye bir söz vardır atalarımızın sözü Türkiye'de. Bunun araştırılması, incelenmesi mutlaka bilim tarafından yapılır. Ama bizim yaptığımız şu andaki olay hiçbir destek, hiçbir kurumdan, hiçbir yetkiliden bazı yardımseverlerimiz hariç görmediğimiz için üzüntü verici Türkiye'deki bilim camiası konusunda. Bu nedenle gerçekten çok önemli bilimsel verilerdir bunlar. Bunlar dikkate alınabilecek bir veridir. Ama 12 Ocak'ta dilekçeyi benim öğrencim İstanbul Valiliğine verdiler. 12 Ocak'ta İstanbul Valiliği karar veremedi. Bu sensörlerin kurulmasıyla ilgili acilen AFAD'a gönderdiler. AFAD'dan şu ana kadar dilekçemize cevap alamadık. Bu 12 Ocak'ta karar vermiş olsalardı ve acilen benim ilk kuracağım yer Hatay olurdu. Çünkü 24 Ocak'ta biz Hatay'da deprem olacağını yazdık. Raporumuzu da yazdık. Türkiye dikkat etmeli 72 saat dedik. 72 saatte gerçekleşmezse depremin büyüklüğü artış gösterir ve artış gösterdi. Biz 5,5-6,5 yazdık. Süre uzarsa 1 puan artış oluyor zaman zaman. Her depremde değil ama böyle büyük depremler artırıyor. Sonra 6,5-7,5 büyüklüğe çıktı. 1 puan artırdık. 6,5-7,5 puan artırdı ve 7,5 büyüklük bizim için bilinmez bir tanım olmadı bu tahminlerimize göre. Bu nedenle Bilim Komisyonu TÜBİTAK özellikle 2021 yılında Sakarya Üniversitesi tarafından benim danışmanlığımla ilgili bir proje gönderdi. Eğer o proje kabul edilmiş olsaydı şu anda depremlerin saniyesi bir tuşa basmakla görülmüş olacaktı. Çünkü yapay zeka ile ilgili bir çalışma yapacaktık. Ama oradaki hakemler bizi dinlemeden kağıt üzerindeki yani noktalama işaretlerinin koymadığı gerekçesiyle yani projenin ayrıntılı yazılmadığını dikkate alarak reddetmelerini maalesef esefle karşılıyorum. Eğer 2021 yılındaki projemiz TÜBİTAK'ta onay görseydi şu anda bu insanların ölümü olmayacaktı. Bir daha dikkatlerini çekiyorum. Lütfen TÜBİTAK'taki projemizin tekrar incelenerek hayata geçirilmesini ve bu projenin benden çıkıp yapay zeka yapılmasını ve bir tuşa basmakla depremlerin tahmin edilmesi mümkün değildir diyorlar. Projemiz orada duruyor. Lütfen tekrar incelenme, araştırılması benim ders alan öğrencilerime veriyorum. Onlar depremleri bu konuda tahmin edebilecek duruma geliyorlar. Neden TÜBİTAK bu konuda yavaş davrandığını anlamış değilim Sercan Bey. Hocam biz de çağrıda bulunalım buradan. Hep aklımıza takılan şey şu aslında. Teknolojinin o kadar geliştiği, işte yapay zekanın o kadar ilerlediği bir dönemdeyiz, bir çağdayız. Buna rağmen insanların aklında da şu soru var. Yani sadece depremi nasıl tahmin edemiyoruz? Öncesinden en azından bir hareketlilik varsa, bir gün öncesinden, bir iki gün öncesinden bir hareketlilik varsa bunu nasıl tahmin edemiyoruz bu teknolojiyle, bu sistemlerle diye insanların aklında tabii ki soru işareti kalıyor. Sizin dedikleriniz de aslında bu soru işaretlerinin neden haklı olduğunun bir göstergesi. Siz de diyorsunuz ki bu projeler hayata geçirseydi belki de depremler tahmin edilip ona göre önlemler alınacaktı diyorsunuz. Şimdi Marmara depreminde hocam net bir soru sorayım. Marmara depreminde olası bir deprem bekleniyor. Kimseyi korkutmak istemiyoruz. Tabii ki de deprem artık doğanın bir gerçeği. Bunu tespit edebilir misiniz hocam? 72 saat öncesinden bir cevap alabilirsek buraya.
660 günden beri tespit ediyoruz zaten. 660 günden beri büyük deprem yok yazıyoruz. Çünkü sensörümüz henüz işaret göstermedi bu konuda. Karıncalar da ölmedi. Karıncaların desteğiyle sensörün çıkarmış olduğu rakamlarla bunu yapıyoruz. Ama bütün dünyadaki insanlara söylüyorum. Aslında deprem bilir aletleri cebinde herkesin. Fakat anlamada zorluk çekerler. Neden? Şimdi cep telefonunu sizinle şu anda iletişim kuruyoruz, değil mi? İletişimi neyle kuruyoruz? Piyozelikle kuruyoruz. Yani elektriğin parçalanmış bir hali, zincirleme şeklinde benim sesimi size veriyor, sizin sesinizi de bana veriyor. Bu nedir? Elektronik bir alettir. Depremden 15 dakika önce veya da 15 dakika önce sizinle iletişim kuramayacağız ki benim bulunduğum yerde bir deprem olsa. Çünkü deprem enerjisi bu iletişimi kesecek. Ama şu anda kesen bir durum var mı? Sizinle rahatça konuşabiliyoruz. Peki herkes cep telefonunu deprem aleti olarak kullanabilir. Neden kullanamıyor? Deprem aleti olarak kullanabilir. Neden kullanamıyor? Niçin bu biraz önce söyledim? 8 milyar 505 milyon kilogram dengi enerji çıkıyorsa bir 8,5'luk depremde, bakın 8,5'luk depremde, 8,5 büyüklüğündeki bir deprem, 18 tane 7,5'luk depremin, 7,5 büyüklüğündeki depremin enerjisini çıkarır. Daha fazla çıkarıyor. 17, yani 18 tane 7,5 büyüklüğündeki depremin enerjisini bir tane 8,5 büyüklüğündeki deprem çıkarıyor. Ne demek de 8,5 büyüklüğündeki bir deprem dünyada bilinemez? Ya bilim bu kadar yani şu andaki teknolojiye göre çok mu geri olur? Hayır, asla değil. Yani dünyanın tembelliği deprem bilinmezliği. Başka bir şey değil. Bu nedenle İstanbul'daki meydana gelecek deprem şu anda Tekirdağ açıklarında 2003 yılından beri 10 deprem meydana geldi. Yalova'da ise 11 tane meydana geldi. Silivri açıklarında 7, Kumburgaz açıklarında 1 tane meydana geldi. Bir tane meydana gelen yer 1509 depreminin olduğu yerdir. Sinsi şekilde bekliyor. Kaldırıcın ortası 2019 yılı 26 Eylül'de kırıldı. 5,7 büyüklüğünde bir deprem oluşturdu. 5,7 büyüklüğündeki bir deprem eğer 28,2 enlem boylamda meydana geldiyse 40,8 enlem 28,2 boylamda geldiyse Kumburgaz açıklarındaki deprem meydana gelirse aynı enlemde olacaktır. Tek bir deprem meydana gelirse 6,7 olur. Yani bir puan artış. Dünya depremleri domino sistemine göre konuşuyorum bunu. Sayın faycıların pay sistemine göre konuşmuyorum. Ben yeni bir sistem bulduğum zaman bu sistem dahilinde konuşurum. Dünya depremleri domino sistemi nedir? Dünyada depremler olur. Depremler de domino taşı gibi birbirini uzun vadede veyahut da kısa vadede yerini gösterir. Eğer sismoloji kayıtları bunu veriyor. Benden ders almak isterlerse sismoloji kayıtları, Kandilli Rasathanesi, AFAD ve bunu anlatmaya hazırım. 5,7'lik bir deprem Kumburgaz açıklarında tek bir deprem meydana gelirse 6,7 olur. Bakın rakamını da söylüyorum. Tek bir deprem meydana gelirse. Ben Sayın Profesör Doktor Şener Üşmezsoy'un o anlattığı tarzda yanal atılım, düşey atılımdan bahsetmiyorum. Depremleri bugüne kadar yani 2003 yılından beri EMSC sayfasında dünya depremlerini harita üzerinde incelediğimde enlem ve boylamına göre oluyor. Enlem ve boylamına göre olmaz derseler bunun dersini vermeye de hazırım. Dünyadaki sismoloji kayıtları tutan insanlara. Ama onlar bugüne kadar depremler bilinmez dediği için
bu konuyu da es geçmişlerdir. Onun için Kumburgaz açıklarında bir deprem olursa 6.7 olur. Fakat Kumburgaz açıklarındaki bu deprem yeri ile Silivri açıklarındaki depremi biz kaldırıcın ortası olarak değerlendirirsek, kaldırıcın ortası 2009 yılı 26 Eylül'de kırıldıysa, bu deprem meydana gelirken iki ağırlıkta çökerse, yani Yalova ve ayrıca Tekirdağ'da çökerse, Allah korusun, burada 7.7 büyüklüğünde bir deprem olur. Bu en kötü deprem senaryo. Demek en kötü senaryo değil mi hocam? Bu en kötü senaryo bu. Çünkü kaldıraçtan yola çıkarak hareket ediyoruz. Biz fizik kanunlarını onlardan daha iyi biliyoruz. Çünkü onlar bilinmez derken bunları araştırmıyorlar. Fizikteki kelebek etkisini değerlendirmiyorlar makale yazarken. Hata yapıyorlar. Dünya hata yapıyor. Sadece Türkiye hata yapmıyor. Dünya hata yapıyor bu konuda. Şimdi buradaki enleme göre düşünecek olursak Japonya kendisini dikkate alsın. Çünkü 8.7 olur orada deprem. Buradaki depremin enlemi Japonya ve Japonya açıklarında meydana gelir. Buna biz 3 ay bir süre veriyoruz şu anda. 3 ay süre zarfında dikkate alıp incelemeleri, araştırmaları gerekir. Şimdi İstanbul için bu şekilde bir tanım yaptıktan sonra Karadeniz'de ise 4'ün üzerinde 6 tane deprem oldu 2013 yılından beri. Karadeniz'de de geçmişte demek ki 7 büyüklüğünde deprem olmuş ki bu dörtlük depremler devam ediyor. İstanbul'un çevresinde hem Karadeniz açıklarında hem de Marmara Denizi'nde deprem olma riski %100'dür. İnşallah olmaz kelimesi mümkün değildir bilime göre. Yani inşallah olmaz değil. Olmuş, bir daha olacak. Büyüklüğünde bu şekilde kestirim yaptık. Bilim zaten Allah insanlara akıl vermiş. Allah'ın verdiği aklı kullanarak yapılıyor bilim. Bilime karşı çıkmak demek Allah'ın verdiği akla karşı çıkmak demektir. Sercan Bey, böyle bir durum olamaz. Evet, Allah yapıyor zaten depremi de Allah yapıyor. Buna ama diyor ki, siz diyor benim yarattığım bu dünyada tabiatla birleşik yaşayacaksınız. Ben size akıl verdim, bu aklı çalıştıracaksınız diyor. Bu aklı çalıştırırsanız depremin zamanını bilirsiniz. Aksi halde bilemezsiniz çalışmazsanız. Biz de çalıştık, bu konuda fikirlerimizi, düşüncelerimizi bilimsel olarak aktarıyoruz. Alan alır, almayan almaz. Bizim üyelerimiz bunu takip ederek, WhatsApp üyelerimiz takip ederek depremin İstanbul'da 72 saat önceden sensörün verebileceğini biliyorlar ve takip ediyorlar. Başlarını yastığa, akşamları bakıp sensöre rahatça koyabiliyorlar. Evet, WhatsApp hattımız var. 0538 448 72 92. Çok teşekkür ediyorum hocam. Yani çok güzel yayın oldu. Önümüzdeki günler içerisinde ben daha kapsamlı yayınlar yapacağımızı düşünüyorum. Çünkü aklımda birkaç şey var. Onları da sizle değerlendireceğiz inşallah. Hatta depremi önceden tahmin etmek adına izleyicilerimize buradan bir sürprizimiz de olur önümüzdeki günler içerisinde. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Sercan Bey böyle bir program yaptığınız için. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Depremin önceden tahmin edilebileceği aslında dile getirdi. Konuğumuz bir başka programda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.